Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ayva çekirdeği ve mandalina kabuğundan faydalanarak C vitaminli serumu yapacağız arkadaşlar. Cildi sıkılaştıracak, cilt lekelerini azaltacak, gözenekleri sıkılaştıracak, siyah noktaları temizleyecek, cildimizi gençleştirecek C vitaminli serum yapacağız arkadaşlar. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen hazırlama aşamasına geçiyorum. Öncelikli olarak ayva ve mandalinayı güzel bir şekilde yıkıyorum. Yıkadıktan sonra ayvanın içindeki çekirdekleri çıkartacağım. Ayvanın çekirdeklerini çıkartıyorum ve bir mandalinanın kabuklarının yarısını kullanacağım arkadaşlar. Yaklaşık 2 yemek kaşığı ölçüsü kadar mandalina kabuğu kullanacağım. Mandalinanın kabuklarını soyuyorum. Onları küçük küçük elimle parçalıyorum. Parçaladığım mandalina kabuklarını bir kavanozun içine bırakıyorum ve üzerine de ayva çekirdeklerini ilave ediyorum. Daha sonra mandalina kabuklarının üzerine çıkacak kadar gül suyu ilave ediyorum. Gül suyunu da ilave ettikten sonra kavanozun kapağını kapatıyoruz, çalkalıyoruz ve bir gece en az 12 saat buzdolabında bekletiyoruz. Arkasından şimdi süzeceğiz arkadaşlar. Benim karışımım 12 saattir bekliyor. Şimdi süzme aşamasına geçelim. İnce bir süzgeç kullanıyorum. O kadar da güzel kokuyor ki. Süzülmesi için de süzgecin içine boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi harika bir görüntü var arkadaşlar. Bu görüntüleri ben çok seviyorum. Süzme işlemini tamamladıktan sonra şöyle benim pompalı bir şişem var. Onun içine boşaltacağım serumu. C vitaminli serum şu anda hazır arkadaşlar. Bu serumu mandalina kabuğu yerine portakal kabuğu ile de yapabilirsiniz. C vitaminli serum her cilt tipine uygundur. Fakat alerjik bir cilde sahipseniz önce test edip sonra tüm cildinize uygulamalısınız arkadaşlar. C vitaminli serumu cildimize nasıl uyguluyoruz? Akşamları temiz cildimize bir çay kaşığı kadar avucumuzun içine alıyoruz ve tüm yüzümüze bu serumla masaj yapıyoruz arkadaşlar. Masaj sonrasında yarım saat kadar cildimizde kalıyor. Yarım saat sonra cildimizi yıkıyoruz ve nemlendirici sürüyoruz. Hazırladığımız serum 7 gün buzdolabında bozulmuyor. 7 gün sonra tekrar hazırlayabilirsiniz. Tarif ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.